Tarihler 1980'i gösterdiğinde Washington Üniversitesi'nde bilgisayar programlama bölümünde okuyan Tim Patterson bir gün ders bitişinden sonra kafeteryada o gün işledikleri konuların pratiğini yapmak istemişti. İşledikleri derse işletim sistemleri teorisiydi ve bunun üzerine devrimsel bir hareketle kendi kendine bir işletim sistemi geliştirmek istemişti. Kafeteryada başladığı bu teorik kod dizilerini yazması tam 4 ayını almıştı. Bu sürecin sonunda QDOS adını verdiği bir işletim sistemi geliştirdi. Ancak bu proje Tim'in sadece kendini geliştirmek için yazdığı bir ödevden ibaretti. Ta ki Bill Gates Washington Üniversitesi'ni gezmeye gelene kadar. Bill Gates üniversiteyi gezdiği sırada tesadüfen Tim Patterson adındaki bu adamla tanışmıştı ve QDOS işletim sisteminin varlığını bu şekilde öğrendi. Sistemin kolaylığına ve çeşitliliğine hayran olmuştu. Hemen Tim'e 50 bin dolar teklif etti ve QDOS'un tüm haklarını satın aldı. Ardından o dönemde Xerox PARC adındaki cihazın arayüzünden ilham alarak 20 Kasım 1985 yılında Windows işletim sistemini piyasaya sürdü. Windows çıkış yapar yapmaz globaldeki neredeyse tüm kullanıcılar bilgisayarlarına Windows işletim sistemi yüklediler. Çünkü inanılmaz kullanışlı ve sade bir tasarıma sahipti. Rakipleri ise bu kadar iyi dizayn edilmemişti. Windows'un hem kurumsal hem de bireysel kullanımdaki özgürlüğünü hiçbir zaman yakalayamadılar. Tarihler 2002'yi gösterdiğinde globalde %97'lik kullanım oranıyla Windows deliler gibi para kazanıyordu ve kendisini sürekli geliştiriyordu. Bakın bu öyle bir oran ki dünyada üretilen her 100 bilgisayarın 97 tanesi o dönemlerde Windows kullanıyordu. Ve bu %97'lik oranı sadece kişiler değil, ülkeler de dahildi. Hükümetler Windows'u devlet dairelerine lisanslamak için Microsoft'a bir servet ödemek zorunda kalıyordu. Dünya genelinde ortalamada bu para yıllık 100 milyon dolar değerindeydi ve devletler bunun için ayrı bir ödenek planı yapmalılardı. Anlayacağınız Bill Gates, hükümetlerin canını okuyordu. İşte bu noktada ilk başkaldırı Türkiye tarafından geldi. Türkiye bu devasa ödeneği tamamen sıfıra çekmek için hepsi kendi mühendislerinden oluşan bir ekibe özel izinler vererek bir oluşum kurma kararı aldılar. Pardus projesi. Tarihler 2003'ü gösterdiğinde TÜBİTAK dönemin en iyi bilgisayar programcılarını bir araya getirdi ve milli işletim sistemi için ilk adım aynen böyle atıldı. Proje yönetimi Erkan Tekman'a devredildi ve sınırsız bütçeyle birlikte şu anda ekranda gördüğünüz diğer isimlerle 2003 yılında Linux'un açık kaynak kodları kullanılarak ismini Anadolu Parsı'nın Latincesinden alan Pardus işletim sistemi Uludağ Kod adı altında Gebze'deki ana merkez ofisinde geliştirilmeye başlandı. Projenin vaatleri çok açıktı. O dönemler hiçbir işletim sisteminde yer almayan tam ve düzgün Türkçe desteği sağlamak, düşük bellek kullanımı, bununla birlikte kurulumu ve kullanımı basit olan bir arayüze sahip olmaktı. İlk adımda bunlara öncelik verildi. 2004 yılında teknik ekip projenin çekirdeğini hazırlamıştı ve büyük bir adım kat etmişlerdi. Her şeyi Türkçeleştirdiler ve mükemmel bir arayüz tasarladılar. Her yerden yatırım alıyorlardı. Genelkurmay Başkanlığı projeyi isteyen ilk kurum olmuştu. Ardından güvenlik ve uygulama eksikleri giderildi. Pardus'a özel Word dosyaları, medya oynatıcıları ve bir sürü başka uygulama eklendi. Son geliştirmeler ve güncellemeler tamamlandıktan sonra 27 Aralık 2005 tarihinde Pardus 1.0 çıkış yapmıştı. Pardus çıkışını yapar yapmaz birçok devlet dairesindeki bilgisayarın işletim sistemi haline almıştı. Ardından web sitesi üzerinden bedava bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Hatta o dönemlerde gazete satın aldığınızda promosyon CD olarak veriliyordu. Türkiye Linux'u kullanarak kendi işletim sistemini yazmıştı. O döneme yani 2005 yılına baktığınızda bu gerçekten devrin niteliğinde bir işti. Çoğu noktada Windows'u solladığı yerler bile olmuştu. Yapısı gereği çok iyi bir arayüze sahip olup Windows işletim sisteminden çok daha az RAM harcıyordu. Ki bu özellik 2005 yılının teknolojisi için oldukça önemliydi. Ayrıca program kurulumları da aynı şekilde Windows'a göre daha azdıydı. Windows içerisindeki neredeyse birçok uygulama Pardus'un içerisinde rahatlıkla açılıp çalıştırılıyordu. Bir yandan da Pardus'un hali hazırda bulunan kendi uygulamaları vardı. Ayrıca Pardus'un en büyük özelliklerinden bir tanesi de her şeyin ücretsiz ve özgün olmasıydı. Kısaca gündelik iş kullanımları için Windows'a mükemmel bir rakip geliştirilmişti. İlk yılları sorunsuz ilerleyen Pardus birkaç yıl sonra bazı sıkıntılar yaşamaya başladı. Ve bu sıkıntılar koca bir projeyi yerle bir edecekti. 2011 yılına geldiğimizde ise TÜBİTAK içerisinde birkaç değişim meydana geldi. Eski ve hayvanat bahçesi müdürü TÜBİTAK başkanlığına atanmıştı. Bu arada TÜBİTAK'ın başına gelen bu adamın yaptığı ilk resmi açıklama TÜBİTAK önce Allah'a sonra da bilime hizmet edecektir olmuştu. Bu değişimin ardından Pardus gelecek vaat etmeyen proje olarak tanımlandı ve en parlak dönemini yaşayacağı zamanlarda tamamen rafa kaldırıldı. Herkes apar topar işten atılıyordu veya istifa ediyordu. Pardus TÜBİTAK'ın yaptığı baskılarla hızla dibi görmeye başlamıştı. Daha önce onlarca kişilik bir ekibin girip çıktığı bu ofiste yalnızca 5 tane yazılımcı kalmıştı. Ve onlar da ilerleyen haftalarda pes ettiler. Böylece Pardus tamamen kapatılmıştı.
İki yıl sonra, 2013 yılında değişik bir olay yaşandı. Fatih adında yeni bir proje ortaya çıkmıştı. Hatırlamayanlar için Fatih projesi okullarda akıllı tahta ve tablet dağıtımı yapıyordu. Bu projede kullanılacak akıllı tahta ve tabletlerin özel bir işletim sistemi içermesini istediklerinden Pardus'u tekrardan gün yüzüne çıkardılar. Daha birkaç sene önce dağıttıkları ekibi yeniden toplamak istiyorlardı. Bunu tabii ki de başaramadılar. Ekip çoktan dağılmıştı. Bu doğrultuda kapanan proje ana merkezini Gebze'den Ankara'ya aldılar. Ve sadece 4 kişiden oluşan göstermelik bir ekiple Pardus'u yeniden geliştirme sürecine soktular. Fatih projesi için inanılmaz sunumlar yapılıyordu. İşte milli işletim sistemiyle çalışacak, her şey milli olacak falan diye anlatıyorlardı. Gerçeklerse büyük bir hüsrandı. Fatih projesinin hiçbir ürünü Pardus ile uyumlu hale getirilemedi. Eski Pardus ekibi yerine getirilen yeni liyakatsiz ekip bu işi becerememişti. Yıllar içinde Pardus'u değiştirdiler, yeniden yazdılar, defalarca güncellediler ama projenin bilinirliği günden güne azaldı. Yapılan bu hatalı hamlelerle birlikte pazar payını tamamen kaybetti. Günümüzde hala geliştirilen ama eski kitle tarafından pek de sevilmeyen bir iş olarak kaldı ve Pardus hikayesi bu şekilde son buldu. Geçerli ve yaygın kullanılan bir ürün haline de dönüşemedi.